Verilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma likidite tuzağı denir. Emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olur sorularına yanıt bulabileceksiniz. Ekonomi bir bilim dalı olarak oluşum aşamasında dönemin hakim bilim alanları... Çok çok gurur verici bir şey hakikaten. Çok özel bir çaba harcaman, çok özel bir fedakarlık yapman gereken bir durum bu. O yüzden gönülden tebrik ediyorum seni. Keşke pandemi koşulları el verseydi, böyle canlı diplomanı verebilseydik ama umarım en kısa zamanda sağlık koşulları iyileşirse yüz yüze tanışmak, diplomanı elden de vermek isteriz tabii ki. Başarılar diliyorum tekrar. Hüseyin'le de konuşalım mı? O da mezun adayımız sonuçta. Merhaba Hüseyin, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum. Şimdiden tebrik edelim mi seni? Hazır mısın sınavlara? Aha. Hadi bakalım. Zaten halk ilişkileri bitirmişsin. Bir mezuniyet deneyimin olmuş. Sonra şu anda kamu yönetimindesin. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tebrik ediyorum. Başarıların devamı. Çok şükür. Hani mezun oldum. Özellikle Deniz Hanım'ın ve siz rektör beyin sayesinde. Allah razı olsun. Ben bir yandan da çalışıyorum. Bir yandan da çocuklar. Allah'ın izniyle, işte sizlerin de desteklerinizle bitirdik çok şükür. Ne kadar güzel, çok gurur verici. Yani bir taraftan öğrencilik, bir taraftan çalışma hayatı, bir taraftan annelik. Evet. Hakikaten 3 diploma vermek lazım sana. Merhaba hocam. Merhaba şey, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, şimdiden tebrik edelim seni. Hazır çok teşekkür ederim, inşallah. Başta ailem, eşim ve müdüremiz Deniz Hanım sayesinde oldu, ne olduysa. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ne mutlu bize, ne mutlu. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir başarı elde ettin. Hakikaten de gurur duyacak bir şey. Sen bir taraftan çalışıyorsun, bir taraftan evet. Bir taraftan öğrencilik değil mi? Evet, evet. Ben de çalışıyorum. İnşallah halletmeye çalışacağım. İki tane dersim kaldı. Dua edin inşallah bana, özellikle. İnşallah, hadi bakalım. Sen de üçlük duaya gitmişsin bu durumda. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Son olarak şunu da vurgulamadan geçmek istemiyorum Sayın Rektörüm. Burada eğer iki dersim kalmışsa ve bu dönem hani bir sene daha beklemek zorunda kalmayacaksam, bu sizlerin ve yönetiminizin sayesinde oldu. Yaz okulu için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben ve benim gibi iki dersi, üç dersi, beş dersi kalan öğrencileriniz için çok büyük bir kolaylık oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz Anadolu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Ekambüs'ten de çalıştım. Daha sonra eşimle birlikte eşimin sesli programı var. O şekilde de çalıştık. Okulu bitirmemde emeği olan özellikle aileme ve Anadolu Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ederim. Sayın rektörümüze olsun, Deniz Hanım'a olsun, bize olan emeklerinden dolayı. Biz Anadolu Üniversitesi ailesinden olduğumuz için çok çok mutluyuz. ve bu bizim için bir imkandır. Her konuda erişilebilirlik konusunda da olsun, diğer açık üniversitelerden bir numaradır. Başta ailem, sonra çevrem, büyüklerim, arkadaşlarım ve gelecek hakkındaki yaptığım planlar üniversite okumamı sağladı. Bu açıdan öncelikle aileme, sonra çevremdeki insanlara, büyüklerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle engelli istihdamı ve engellilerin eğitimi alanında yaptığı yeniliklerden dolayı biz şu anda okuyabiliyorsak kendilerinin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunun benim için önemi çok büyük. Arkasından tabii ki rektörümüze çok teşekkür ediyorum bizim için sağladığı imkanlardan dolayı. Kendisi
özellikle öğrencilerini kırmayıp yaz okulu açtı. Yani yaz okulu açmasaydı ben bir sene daha beklemek durumunda kalacaktım. Çünkü iki dersim var. İkisi de bahar döneminde alacağım dersler. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum ve Konya'mızın değerli, Konya bürosunun değerli müdüresi Deniz Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum bize verdiği desteklerden dolayı. Fatma kardeşimiz ve Hüseyin kardeşimiz açık öğretim öğrencilerimiz. Fatma bugün itibariyle işletme lisans programından mezun oldu. Hakikaten iki kardeşimiz de, iki öğrencimiz de engelleri aşarak bir taraftan anne babalık, bir taraftan iş yaşamlarına devam ettirerek, bir taraftan da üniversiteyi okumak suretiyle büyük bir azim, büyük bir gayret gösterdiler. Bütün öğrencilerimize, bütün insanlarımıza örnek olması gereken davranış bunlar. Demek ki burada eğitimde herhangi bir sınır tanımıyor. Yeter ki istek olsun, gönüllülük olsun. Fatma'yı mezun ettik işletmeden. Yaz okul sonucunda Hüseyin'i de umarım kamu yönetiminden mezun etmiş olacağız. Gönül isterdi ki bu öğrencilerimizi yüz yüze diplomalarını verelim. Çünkü Anadolu Üniversitesi bizim de büyük bir gurur kaynağımız oldu Fatma ve Hüseyin. Ve başka öğrencilerimize de, başka öğrenci adaylarımıza da örnek olması gereken bir davranış bu, bir azim örneği. Her ikisini de gönülden tebrik ediyorum. Evet, çok mutlular, çok heyecanlılardı. Zaten açık öğretim büromuz vasıtasıyla diplomaları kendilerine canlı olarak teslim edildi. Pandemi koşullarıyla seyahat edemedik ama sonuçta telefonda görüşmek de hakikaten benim için de bir taraftan çok anlamlı oldu. Çünkü onların heyecanlarını, mutluluklarını paylaşmış oldum. Hem ev ortamında, işte hem kendi çocuklarıyla, hem eşiyle güzel bir aile tablosu oluştu. Gurur duyuyoruz kendileriyle. Söyle bakalım. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırdım. Aç bakalım. Mesela... Hayır. Hiçbir şey yok. Böyle.